Bugün misafirler ağırlayacağız ama aynı zamanda her zaman olduğu gibi siz de misafirimizsiniz ve bugün sorumuz nasılsınız, nasıl olduğunuzu lütfen siz bizlere anlatın. Yeni günün notlarını aktaracağız. 12 Ağustos 2022 Cuma gününde sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza şu anda yansıyor. Başlığımız nasılsınız? Hızlı bir şekilde hemen çalar saati başlatalım. Çünkü sizinle paylaşacağımız çok haber var. Bekliyoruz ve sizlerden de çok da mesaj geleceğini düşünüyoruz, umuyoruz. Bu mesajlara da daha fazla yoğun bir şekilde bakabilmek için hızlı bir şekilde sizleri memleket havasıyla buluşturalım ve ilerleyelim. İstanbul dün şiddetli yağış bekledi ama o yağış Kocaeli, Zonguldak ve Afyonkarahisar'ı vurdu. Bugünse Marmara ve Karadeniz için yine yağış beklentisi var ama düne göre daha az şiddetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'un 39 ilçe belediyesi, onlarla da yağmur, sağanak anlarında irtibatımızı en üst seviyeye taşıyoruz. Saat 3'e kadar İstanbul'da bu ihtimalin kapsamında ama daha çok doğu ilçelerimizde. İstanbul'da dün uyarının rengi turuncuydu. Ekipler teyakkuzda, kuvvetli sağanak yağışa karşı belediyeler alarmdaydı. Ancak yağmur yağmadı. İstanbul'un doğusuna kaydığı belirtilen yağış ihtimali komşu ilde, Kocaeli'de gerçek oldu. Sele dönüştü. Yağışın şiddetini artırdığı Kartepe'de yollar göle döndü. Bazı evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yağmur ekili tarım arazilerini de vurdu. Çiftçiler büyük zarar gördü. Afyonkarahisar'da da birçok iş yerini sel vurdu. Her yağmurda mağdur olan esnaf isyan etti. İş yeri burası, sanayi. Her yağmur yağdığında her zaman olduğu gibi görüyorsunuz mağdur oluyoruz. 4 sefer dükkanı su bastı. Yedek parçası, makineleri. Biz bu makineleri dünya para bağladık. Yani çok da zararımız oluyor. Aşırı yağış sonrası selin getirdiği toprak Yukarı Çaybelen köyünün yolunu kapattı. Mahsur kalanlar oldu. Tarlalardaysa tonlarca patates zarar gördü. Zonguldak'taysa araçlar suya gömüldü. Meteoroloji bugün için uyarısını kıyılarda rüzgarla sınırlı tuttu. Yağmursa Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de bölgesel olacak. Yağışların kısa süreli olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca yurdun batısı bölgesel olarak yağış almaya da devam edecek. Yurdun doğusuysa mevsim normallerinin de üzerinde ısınıyor. Bugünden itibaren doğu illeri kavurucu sıcakla mücadele edecek.